Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusunu anlatacağım. Örneğin bu şekilde kesirler verildiğinde sayı doğrusunu nasıl çizeceğiz? Bu kesiri sayı doğrusunun hangi noktasında göstereceğiz? Bunları anlatacağım. Ayrıca sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş olarak böyle verildiğinde bunların kaçta kaç olduğunu nasıl yapacağız? Bunları da anlatacağım. Devamında çeşitli böyle sorular da sizlere göstereceğim. Hemen birinci kağıdımdan başlıyorum. Düzelteyim. Şimdi 8'de 3'ü nasıl göstereceğiz? İlk olarak paydaya bakıyoruz. Payda da 8 var. Yani bir bütünü 8 eşit parçaya ayırmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? 0'ı koyuyoruz ve 8 tane parça olarak işaretleyeceğim. Bakın 1. Başladığım yeri saymıyorum. Sonra attığım adımları böyle işaretliyorum. 1 dedim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani bakın bir bütünü bu şekilde 8'e ayırdım. Hatta şöyle parça parça da gösterebiliriz bakın. Bir parça, iki parça, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi üçüncü adıma gideceğim. Sıfırdan başlayacağım. Bir tavşan gibi hoplayacağım böyle. Şimdi bazen öğrenciler şu yanlışı yapıyorlar. Sıfırı da sayıyorlar. Hayır, sıfırı saymayacağız. Bizim burada amacımız çizgileri ve noktaları saymak değil. Biz burada üç adım atacağız yani. Şöyle bir adım atalım. Hatta çizerek göstereyim. Bir adım, iki adım ve üçüncü adım. Yani işte burası. Bu 8'de 3 kesirin olduğu yer. Şöyle yazalım. İşaretlememiz gereken nokta burası. Bunu bitirdik. Şimdi ikinciye bakalım. İlk olarak paydaya baktım. 9. Ne yapacağım? Bir bütünü 9'a ayıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. adıma 1 sayısını koyuyorum. Yani bir bütünü 9'a ayırmış oldum. Ne yapacağım şimdi? 7. adıma gideceğim. Sıfırdan başlıyorum ve hopluyorum. Bir adım, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. İşte bu nokta. Buraya bir işaret yapıyorum ve altına şöyle göstereyim. 9'da 7 yazıyorum. Son olarak 10'da 8 kesrini gösterelim. Yine sıfırdan başlayalım. 10'a ayıracağız. Bakın paydada 10 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 8. adıma gideceğim. Sıfırdan başlayıp hopluyorum. 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şuraya işaretliyorum ve 10'da 8 yazıyorum. İşte verilen kesri sayı doğrularına gösterirken böyle yapacağız. İlk önce paydaya bakacağız. Buna göre bütünümüzü ayıracağız ve üstteki pay kısmında ise kaç adım gitmemiz gerektiği yazıyor zaten. Kaçıncı adıma gideceğimizi de buradan işaretleyeceğiz ve göstereceğiz. İkinci kağıdımda işaretlenmiş olarak verildiğinde nasıl yazacağız? Örneğin A noktası kaçta kaç, B noktası kaçta kaç? İsterseniz şöyle yerlerini hazırlayalım önce. Bunları yazacağız. Kesir olarak da şöyle çizgilerini yapalım. Şimdi ilk yapmamız gereken bütünümüz kaça ayrılmış? Yani payda orası. Paydaya yazacağım sayı bir bütünün kaça ayrıldığını gösteriyor demektir. Sıfırdan başlayıp adım adım sayacağım. Bakın 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demek ki bir bütün 9'a ayrılmış. O zaman payda 9 oluyor. Tabii B noktasının paydası da 9 oluyor. Şimdi A noktası hangi adımda? Bakıyorum bir adım, iki adım. Yani ikinci adımda o zaman A noktasının olduğu yer 9'da 2. B noktasına bakalım. 2'den sonra devam edelim. 3, 4, 5 ve 6. B noktası da 9'da 6'ymış. Diğerini yapalım. Bu kez de farklı bir şey yapalım. Şimdi C noktası ve D noktası göstereyim şöyle. Bu kez ilk önce pay kısımlarını yazalım önce. Yani adımları. Bakın C noktası birinci adımda. O zaman üstte 1 yazacağım yani. Peki D noktası 2, 3, 4. adımda. Paydamız, payda bütün bir bütün kaça ayrılmış onu gösteriyor. Bakalım 1 adım, 2, 3, 4, 5 ve 6.
Demek ki pay da A6. Burada da A6. C noktası 6'da birinci adımda. D noktası da 6'da dördüncü adımda oluyor. Son olarak bunu yapalım. E ve F harfleri var. Bakalım bütünümüz kaça ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ayrılmış. O zaman bizim paydamız 11 olacak. E noktası kaçıncı adımda? 1, 2, 3, 4. adımda. F noktası 5, 6, 7. adımda. Yani E harfi 11'de 4, F harfi 11'de 7 oluyor. Şimdi soru da çözelim bu konuda. Örneğin şurada bir sorumuz var örnek olarak. Yukarıdaki sayı doğrusunda A ve B noktalarında olan kesirler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakalım ilk önce bütünümüz kaça ayrılmış? Aslında bunu şıklardan da anlayabilirsiniz. Bakın bütün şıklarda 10 yazıyor paydalarda. Demek ki buradaki bütün 10'a ayrılmış. Yine de bakalım tabii ki. 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. A harfi kaçıncı adımda? Bakıyorum. 1. adım, 2, 3, 4, 5. adımda. Yani A harfi 10'da 5 olacak. B harfi kaçıncı adımda? 6, 7, 8, 9. Demek ki 10'da 5 A harfi, B harfi de 10'da 9 olacak. Seçeneklere bakıyoruz. Doğru olan yer A şıkkı. A şıkkını işaretledik. Diğer sorumuz. Efe yukarıdaki sayı doğrusunda şu anda durduğu yerden 3 adım ileriye yürürse ulaştığı noktadaki konumu kesir olarak nasıl ifade edilir? Şimdi Efe şu anda burada duruyor ve ne yapacak? 3 adım ileriye gidecek. Yani şöyle gösterelim. 1 adım gitti, bir daha gitti ve bir daha gitti. Yani buraya gelecek Efe. Şöyle şuraya bir bayrak dikelim. Ve bize burasını soruyor. Efe'nin 3 adım sonra gittiği yer. Şimdi paydamız kaç bakalım? 1 adım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Payda 9. Zaten şıklardan da anlarsınız. Peki son gittiği 3 adım sonra gittiği yer nerede? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. adım oluyor. Yani burada cevabımız B şıkkı oluyor. İşaretliyorum. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.